Koleji'nden herkese merhabalar. Bugün sizlerle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Hazreti Musa Aleyhisselam kıssasını işleyeceğiz. Hazreti Musa Aleyhisselam kıssası 8. sınıf ünitelerimizden Kader ve Kaza İnancı adlı ünitemiz olan 1. ünitemizin sonunda yer almaktadır. Bir peygamber tanıyorum, Hazreti Musa Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'da dünyaya gelmiş bir peygamberdir. Mısır kralı olan Firavun, halkına zulüm eden ve kendisine tapınılmasını isteyen bir kraldı. Firavun, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen İsrail oğullarına çeşitli işkenceler gösteriyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam ise İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamberdi. Firavun gördüğü bir rüyayı kahinlerine yorumlatarak o yıl doğan erkek çocuklarından birinin ileride kendisinin ölümüne sebep olacağı endişesiyle bütün erkek çocukların öldürülmeleri emrini vermiştir. Bu sebeple o yıl doğan Hazreti Musa'nın annesi onu korumak için onu bir sepete koyarak nehre bıraktı. Nehrin kıyısında Hazreti Musa Aleyhisselam'ı bulan Firavun'un karısı Asiye, Firavun'u ikna ederek Hazreti Musa'yı evlatlık aldı. Asiye, evladı olmayan, anneliği tadamamış bir kadındı. Hazreti Musa'yı sepette bırakınca bulunca bunu kendisine bir işaret olarak düşündü. Bundan dolayı Hazreti Musa'yı alarak Firavun'u ikna etti ve onu kendisine evlatlık olarak aldı. Hazreti Musa bir süre sonra açlıktan sürekli ağlayınca ona süt anne bulma girişimi başladı. Fakat Hazreti Musa gelen annelerin çoğusundan beslenmek istemedi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmaktadır. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı dedi. Böylelikle biz annesinin gönlünü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadi gerçek olduğunu bilsin diye onun annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyordu. Kasas suresi 12. ve 13. ayetlerde bu durum anlatılmaktadır. Hazreti Musa annesiyle kavuşup onun yanında kralın yanında yetişmiş oldu. Hazreti Musa Aleyhisselam olgunluk çağına geldiğinde, yani gençlik çağına geldiğinde Medyen şehrine gitti. Orada çobanlık yapan iki kıza yardım etti. Bu iki kızın babası olan ise Hazreti Şuayb Aleyhisselam'dı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam Hazreti Musa Aleyhisselam ile tanıştı ve kızlarından birini onunla evlendirdi. 10 yıl boyunca da kendisiyle kalıp çobanlık yapmada Hazreti Musa'nın kendisine yardım etme sözünü aldı. Böylece Hazreti Musa 10 yıl boyunca Medyen şehrinde kalarak Hazreti Musa'ya, Hazreti Şuayb'a yardım etti ve orada çobanlık yaptı. 10 yılın ardından ise Mısır'a dönmeye karar verdi. Eşiyle birlikte Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'a dönerken yolda Allah Celle Celaluhu tarafından kendisine peygamberlik görevi verilmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'a dua ederek hitabeti güçlü olan kardeşi Hazreti Harun'un Aleyhisselam ona yardımcı olarak verilmesini istedi. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul ederek ikisini Firavun'a Allah'ın bir ve tek olduğunu anlatmak ile görevlendirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hazreti Harun Aleyhisselam birlikte Firavun'u iman etmeye çağırdılar. Fakat Firavun iman etmediği gibi onları hapse atmakla tehdit etti. Bunun üzerine Yüce Allah Hazreti Musa Aleyhisselam'ı bir takım mucizelerle destekledi. Firavun'un karşısında bu mucizeleri gösterince herkes şaşkına döndü. Peki bu mucizeler nelerdi? Bu mucizeler Hazreti Musa Aleyhisselam asasını yere atmasıyla yılana dönüşmesi ve elini koynuna koyduğunda bir ışık huzmesine, yani bir ışık şeklini alarak gözleri kamaştırmasına dönüşmesidir.
Bunu gören Firavun'un sihirbazları olan kişiler Hz. Musa'nın gerçekten bir peygamber olduğuna ve onun söylediklerinin doğru olduğuna inandılar ve ona iman ettiler. Bunu duyan Firavun ise daha çok sinirlendi ve sihirbazları zindana atarak onlara türlü işkenceler yaptı. Fakat sihirbazlar Allah'a inanmaktan dönmediler. Firavun'un zulmünden korunmak için ise Hz. Musa aleyhisselam ve Hz. Harun aleyhisselam kendisine inanan İsrail oğullarıyla beraber Filistin'e doğru yola çıktılar. Firavun ise ordusuyla beraber onların peşine düşüp takip etti. Kavmi Firavun'u görünce korkmaya başladı. Bunun üzerine Yüce Allah Hz. Musa aleyhisselama asasını yere vurmasını emretti. Asayı yere vurunca deniz ikiye ayrıldı. Hz. Musa ve kavmi denizin ortasından geçtiler. Firavun ve ordusu ise tam geçerken Musa asasını tekrar yere vurunca iki deniz birleşti ve Firavun ordusuyla beraber denizde boğulmuş oldu. Hz. Musa aleyhisselam kavmini kardeşi Hz. Harun'a emanet ederek Tur Dağı'na gitmiştir. Tur Dağı'nda Allah Celle Celaluhu ile konuşarak kendisine 10 emir verilmiştir. Burada yani Tur Dağı'nda Allah Teala ile konuştuğu için kendisine Hz. Musa'ya Kelimullah lakabı verilmiştir. 40 gün sonra Allah Teala ile konuştuktan sonra tekrar kavminin yanına döndü Hz. Musa. Fakat döndüğünde kavmini aynı şekilde görmedi. Çünkü döndüğünde kavmi buzağıya tapmış ve onları karşı çok sinirlenmiş, çok öfkelenmişti. Bundan dolayı kendisi tekrar kavmini uyararak onları tekrar Allah'a inanmaya davet etmiştir. Hz. Musa aleyhisselam kıssasından bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.